Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen 11 il ve 1 ilçede deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiş ve vergi yükümlülükleri ertelenmişti. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas Gürün'de mücbir sebep hali 31 Temmuz'da sona ererken Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağ ilçelerinde 30 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Yeni alınan bir kararla bakanlık mücbir sebep hali devam eden bu il ve ilçelerde mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Bu illerde kaydı bulunan mükellefler mücbir sebep halinin başladığı 6 Şubat'tan mücbir sebep halinin sona ereceği 30 Nisan 2024'e kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerini 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar verebilecek. Bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerle 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi ve 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksidi 31 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek. Yine bu mükelleflerin deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasında rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi de uzatıldı. Bu alacaklar her bir vade tarihi itibariyle ayrı ayrı değerlendirilecek ve ödeme süreleri normal vade tarihlerinden itibaren bir yılı geçmeyecek şekilde uzatılacak. Bir yıllık sürenin bitim tarihinin 31 Mayıs 2024'ten sonrasında tekabül etmesi durumundaysa bugünün sonuna kadar ödeme yapılabilecek. Ancak özel tüketim vergisi ve harçlar bu kapsamın dışında tutuldu. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep, Islahiye ve Nurdağ ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanların başvurularını 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü sonuna kadar yapması ve ilk taksitlerini 2 Eylül 2024 Pazartesi gününe kadar diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödemeleri gerekiyor.